Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim lebeniye çorbası hazırlayacağız. Yıllar önce, bunları 3 sene önce yapmıştım ama videoyu yenilemek istedim. Hemen öncelikle köftesini hazırlayacağım, bir de sosunu da hazırlayacağım. Ondan sonra ocağın başına geçirip pişirmeye başlayacağım. Şimdi hemen hemen şöyle 100-150 gram kadar kıyma, bu tamamen isteğe bağlı arkadaşlar. Yani böyle kıymayı azaltıp çoğaltabilirsiniz de. Şöyle yarım çay kaşığı karabiberli tuz. Böyle rendenin ince yeriyle bir adet küçüklerinden şöyle soğanı rendeliyorum. Şöyle bir çok olmadan, bir yemek kaşığından bile az kaletonu ilave edeceğim. Daha rahat toparlamak adına. İstemiyorsanız katmayabilirsiniz. Diğer tarifimde galeta unu yoktu mesela. O da gayet güzel. Şöyle güzelce yoğuruyorum. Galeta unu biraz soğanın suyunu emecek. İsterseniz de soğanınızı rendeleyin arkadaşlar. Suyunu sıkıp öyle katın. O zaman galeta ununa da gerek kalmaz. Yoğurtlu sosu da hazırlayalım. Ondan sonra ocağın başına geçip gerisini tamamlayalım. Hemen hemen şöyle bir yemek kaşığı kadar un. 300 gram kadar, yani şöyle 6-7 yemek kaşığı kadar yoğurt, bir tane yumurtanın sarısı. Ayrıyeten yarım da limonun suyunu sıkabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an katmıyorum, küçük kızım olduğu için o pek ekşi sevmiyor. O yüzden ben katmıyorum ama sizler böyle yarım limon da sıkabilirsiniz. Şimdi bu çorbayı yaptığım zaman birilerine yedirmem gerekiyor. Kızım böyle köfteli yemekleri çok seviyor ama içerisine eğer ki katarsam limon ekşi olduğu için yemeyecektir. Sosum da hazır. Hazırladım. Şöyle yanıma biraz da un alıyorum. Köfteleri küçük küçük hazırlıyorum. Hemen hemen misketten bile küçük arkadaşlar. Şu şekilde unun içine atıyorum. Oldukça küçük yapmaya özen gösterin lütfen. Nohut kadar diyebilirim aslında. Şöyle. Unun içine atacağım. Unu da daha sonrasında elleyeceğim. Köftelerin hepsini tamamladım. Şöyle üzerine biraz daha hafif bir un serpiyorum. Şöyle bir sallayacağım. Sonra eleyeceğim arkadaşlar. Şöyle dikkat edin birbirine yapışmasın. Şöyle başka bir şey içerisine eliyorum. Tamamen şöyle undan arındırın. Sadece üzerinde böyle beyazlık kalması yeterli. Şöyle başka bir tabağa aktarıyorum. Az az eleyin. Hepsini birden elemeyin, birbirini ezer. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Pirinçler falan pişene kadar dolapta bekleteceğim. Dolaba kaldırın, yoksa sıcaktan yumuşar ve çok kötü olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar uygun bir tencereye ocağımı alıyorum. 2 çorba kaşığı pirinci yıkadım, süzdüm. Tencereye alıyorum. Şöyle üzerine suyunu ilave ediyorum. Ocağın altını yakıp kaynamayı bırakıyorum. Biraz hafif pirinçler pişsin. Böyle birazcık kaynamaya başlayınca nohutunu ilave edeceğim. O arada kenarında bir kaynar su koyacağım. Eğer gerekirse tekrar kaynar su koyacağım arkadaşlar. Bu kadar su değil sadece. Pirinç bir 10 dakikadır kaynıyordu arkadaşlar. Yeterli. Şimdi içerisine şöyle 1 su bardağı haşlanmış nohutu katıyorum. Ardından demin eklediğim suyu ölçtüm. Bu demlikte tam 1 litre. Yani 1 litre su eklemiş oldum. Şöyle hemen hemen yarım litre daha ekliyorum. Bir 5 dakika daha kaynasın. Sonra hazırladığım sosu içerisine dökeceğim. Bir 10 dakikadır da nohutla birlikte kaynıyordu. Yeterli. Şimdi hazırladığım sosu içerisine şöyle suyundan 2-3 kepçe koyacağım. Bunu muhakkak yapın arkadaşlar. Eğer sosunuzu alıştırmadan dökerseniz kesilecektir.
Böyle ilk yapan arkadaşlar muhakkak dikkat etsin. Şöyle çırpın güzelce. Sonra şöyle karıştıra karıştıra döküyorum. Altını yükseğe açayım. Yüksek ateşte güzel bir kaynasın. Kesilmemesi için sürekli karıştırın. Böyle bir kapı çarpıyorum. Eğer koyu olursa biraz daha su katacağım. Şöyle çırpıcıyla daha rahat olacak. Sürekli karıştırıyorum kaynayana kadar yüksek ateşte. Bu şekilde kaynamaya başladı. Altını kısayım, orada biraz kaynasın. Ben hemen bu tarafta köfteyi kızartıp nane ile tereyağı hazırlayacağım. Uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ortalama tereyağını tamamı alıp ocağın altını yakıyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine köfteleri şöyle birden atmayın arkadaşlar. Altı yüksek ayarda olsun. Şöyle tek tek atın. Yani tek tek dediğim birden hepsini birden atmayın sakın. Bence sizler unda eleyin. Ondan sonra içine katın direkt. Çünkü böyle bekleyince ister istemez biraz yapışıyor. Ben çekim yaptığım için mecburen bekletmem gerekti. Ama sizler böyle unundan eleyip hemen yağınızın içine atabilirsiniz. Şimdi hiç karıştırmayacağım. Altını yükseğe açayım. Şöyle karıştıracağım sadece. Biraz kızarmaya başlayıp onlar ayrılacak zaten. Sakın ola ki lütfen karıştırmayın. Şunu şöyle üstten atacağım. O birbirinden ayrılacak. Hiç merak etmeyin. O ocak çok küçük olduğu için şurada 2 dakika köfteyi yüksek ayarda kızartayım. Tekrar çorbayı alacağım çünkü sıklı olduğunu. Bu şekilde kızarmaya başlayınca karıştırabilirsiniz birazcık gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine dolu dolu bir tatlı kaşığı nane ilave edip kavuruyorum. Yeterli arkadaşlar, gayet güzel kızardı. Sonra içerisine döküyorum. Şöyle bir karıştırıp 15-20 saniye kaynatıp ocağın altını kapatacağım arkadaşlar. Maksat böyle köfte birazcık özdeşsin. Gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. Kıvamı falan da harika. Artık çorbanın altını kapatıp tuzunu ilave ediyorum. Şöyle 5-10 dakika dinlendirip servis edeceğim. Tuz tamamen damak tadınıza göre. Hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videonun yorum kısmına da 1'den 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil sesini açarak videolarımdan ilk önce haberdar olabilirsiniz. Çok daha lezzetli, daha güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.